rahat uyumadım. Böyle değişik uyudum ben bunu aldım. Öyle. Şu Mami'yi bir arayayım ya. Günün menüsü yok dostum burası. Yemekhane mi burası amına koyayım? Takılıyoruz. Mami Thai masajına gideceğim diyordu abi, bir sor istersen. Şu Mami'ye bir canlı bağlanmamız lazım. Alo. Ben konuştum bugün Alo. de. Alo. Nerede? Ne yapıyorsun lan? Ahoy, ahoy. Ya ne diyorsun ne? Selamlayın. Ne? Ahoy. Privyet. Ya ne anlatıyorsun kardeşim bak. Gelmeyecek misin sen buralara? Turistlerle konuşuyorum ya. Sizlik bir şey yok. Sen neredesin şu Bekliyorsunuz an? abi. Size başarılar. Nasıl anlamadım? Biletimi yaktım. Dönüş biletimi. Ne? Ecnebi mi oldun? Ferhat Döner'de çalışacağım. Ferhat Döner'de mi çalışacaksın? İş buldun yani kendine. Ha. Buldum. Bisiklet kurye. Nasıl? Çok güzel. İstiyorsan şey de yapabilirsin. Pedikep de yapabilirsin. Bir arkadaşım yapıyordu. Yok abi, burada atlar eşekler sürüyor. Mert gibileri sürmüyor burada. He. Yazık değil mi lan o atlara eşeklere? Twitter selamlar. Neyse. Ne diyecektim? Evet. Şu an sen neredesin? Hangi ülkedesin? Çekya. Tam meydandayım şu an. Ya amına koyayım yayıncı olan benim. Benim moderatörüm dünyayı geziyor amına koyayım. Benim geziyor olmam lazım. Senin bekliyor olman lazım Mami ya. Aynen. Çok gezen bilir abi. Aranızdaki en bilgili kişi benim artık. Allah Allah. Bakalım. Dostum senin illaki paran biter. Biz buradayız. İllaki paran biter. O bilgileri ben senden satın Doğru. alacağım gerekirse. Anlattım. Doğru. Sana böyle fotoğraf üzerinde anlattıracağım kendim gitmiş gibi. Şimdilik kral benim. Onu da söyleyeyim. Ayık olun yani. Sen ne kullandın ya şu an orada? Ne Burada içtin? ot serbestmiş abi. Ot Oğlum silahla burada bana değil, kek burada değil verdiler. serbest. Bana bir kek verdiler. Sonrasını hatırlamıyorum. Ya Mami senin kafan mı güzel? Burada Ramazan'ı yaşıyoruz biz amına koyayım ya. Ramazan oldum ha. 11 ayın sultanındayız ya şu anda. Sen neyin Biliyorum peşindesin? biliyorum. Ben de seferiyim abi, tutamıyorum ki. Seferesin diye ot mu içmen lazım şerefsiz? Oruç tutmuyorum abi, daha buraya gelmedi. 2 saat gerideyiz. Lan gerizekalı. 2 saat geridesiniz. Daha dün kalktık biz sahura. Ha. Bir şey olmaz, kaza yaparım ya abi. Allah korusun. He 69 nasıl? He gelince tutarım gün. diyorsun. Kazasını ya, 69 gün. Oğlum senin komple gitmiş senin beyin gitmiş haberin olsun. Kiliseye de girdim abi, günah çıkarttım. Hangi günahını Orada peki bir talep dua ettin? ettim, dua. Yo yo orada ne dedin mesela? Hangi günahını çıkartmaya çalıştın? Bilmiyorum abi, direkt genel olarak yani. Sordu bana işte, pişmanlıkların var mı dedi. No dedim. Ya Mami Yani sen o zaman 2,5 euro verdim. Çıktı dedi sonra, günahların yok dedi artık. 2,5 euro ya senin kurtarmaz ya bence 2,5 euro. Yarın bir daha giderim o zaman ya. Lan şerefsiz pezemek. Brazzers'a 10 dolar aylık abonelik ödüyorsun. Günah çıkartmaya 2,5 dolar mı ödedin? Doğru, 7,5 euro zarardayız Bari abi. Daha günahım var, 7,5 euroluk. dengeleseydin şerefsiz. Şu an sen Çekya'da Siz ne mısın? yapıyorsunuz abi orada? İstanbul nasıl? Ya mal Köy mal İstanbul nasıl sorular sorma abi? sikeceğim belanı ya. Mal mal sorular Köyünüzde ne sorma. yapıyorsunuz? Sanki İstanbul'da yaşıyordu da İstanbul'u soruyor. Sen Adana'da yaşıyordun gerizekalı. İstanbul neyse Adana'yı sor bari. Adana köy değil, kasaba falandır ya. Mahalle. Dostum Mami seni kaybetmişiz gibi hissediyorum ben. Yok ya abi. Buralar Mami. güzel ama Mami biziz yani hala. bir Evet. Discord'a gel bir canlı bağlantı yapacağım görüntülü. Bakayım etrafına sağına soluna. Geliyorum. Gel. Bakayım. Bu Taksi gitmiş taşıyor abi. mu acaba yanında? Daha gelmedi diyor buraya diyor. 2 saat geride diyor burası. 2 saat geride de 30 saat geçti kardeşim. Allah Allah. Allah Allah. İnsan kendini bu kadar mı muhafaza edemez ya? Yani anladın mı? Direkt kendisini bırakır mı ya bir insan? Günah çıkarmış. 2,5 liraya günah çıkarttım abi diyor. Sesim nasıl geliyor? Hamburger menüsü gibi. Mükemmel. Çok Bir güzel dakika. geliyor Mami. Ses, bir konuşsanıza. Güzel şu an Mami nasıl geliyor mu duyuyoruz. sesimiz? Geliyor, benim nasıl? Kendi iyi Ya geliyor. fena değil hadi ya. Çok da aman aman da değil. Heh, Kötü de değil. açtım. Yan çevirsene kamerayı.
Çevirdim. Bir dakika. Ekran döndürmeye döndürmeyi acaba. Aç, döndürmeyi. Heh. Açtım. Nakit bana var mı cebinde? Ulan. Cebinde nakit var mı? Var gibi bir şey. Bir tamam gel, gel şimdi oradaki vatandaşlara bir şey. Oldu mu? Bir tek söyleyeceğim, tek söyleyeceğim şimdi sana. Oldu oldu. Neresi burası? Anlat bakayım. Burası meydan abi. Şurası kilise. Burada çıkarttım günahımı. Evet. Burası da kilise. Giriş yoktu. Kapalıydı. Şurada böyle bir heykel var. Bir şey demeyeyim. Tarihi eser. Şurada var. Katolik mi oldun sen artık şimdi? Ne oldun? Katolik ama Hristiyanlığın bir yeriymiş. Dalıymış Katolik. Öyle biliyorum. Evet. Protestan var. Katolik var. Protestanlar evet, birazcık daha bağlıdır. Diye daha biliyorum. Daha dalımı seçmedim. İki sene okumam lazım. Ya o son sene seçeceksin onu. Tövbe estağfurullah. Evet. Ortodoksluk var. Burada kafeler. Babanın haberi var mı senin bu mücadelenden? He? Yok, babam hala Adana'ya, babam... şerefsiz Adana'ya Haçlı ordusu gibi dönme ondan sonra. Evden sonra siktir yeme ondan sonra. Yok yok, babama anlatacağım her şeyi oturup. He, oturup burası anlatırsın. Burası anatomik saat abi. Öyle bir alayını bilmiyorum ama çok ünlü. Göstereyim bak, dur saatin yanına gidiyorum. Anatomikse biraz kazık olabilir. Burası abi 600 yıl önce yapılmış. Hala çalışıyormuş, dünyada tekmiş. Yersen. Hiç pilini bile çekilmiş değiştirmemişler mi? Pilini bile mi değiştirmemişler? Hiç pil bile değişmemiş. Lan yalan oğlum bunlar ya. Anlarsınız. Ah şu. Bak kuartz yazıyor üstünde. 600 yıllık kuartz saat bak. Lan oğlum pilini bari o, değiştirmişler. Taş değil mi lan? Piyar piyar o. O değil lan şu. Sorry. Bu. Bu neredeydi ya? Çekya'da mısın sen? Evet. Şu abi yukarıdaki. Altta da bir şey var abi, bilmiyorum. Anladım. Bu kadar. Güzelmiş. O yolu bir göster bakayım. Burası bayağı kalabalık. Bu saatin önünde. Çok nasıl? Piyasalar nasıl? Piyasa çok güzel. Her ırk, din, dil. Hepimiz biriz yani burada. Burak kafeler. Beni bir Avrupa'yı gördüm. Burada bir hamburger yedim. İçinde domates eti varmış, bilmiyordum ya. Ne yapacağım? Ne? Ama çıkardım. Sonradan fark ettim. Çıkardım da tadı sinmiştir. Babam da babama söylemedim, annem biliyor. Kokudan anlar mı? Bilmiyorum işte. Tadı sinmiş olabilir. Nasıl yani, annene söyledin, babana söyleme, korktun mu? Yok yok, babama da söyledim. Ben çıkardım sakın derken abi, yedikten sonra abi. Günah mı çıkarttın, anlamadım. Evet, ondan sonra gittim. Ya Mami, bu kadar hızlı nasıl bozulabildin ya? Sen çıkalı 3 gün oldu ya. Ben anlamadım. Domuz yedikten sonra günah olduğu için kiliseye mi gidip çıkardın? Abicim bir şey diyeceğim. Günah çıkartmanın olayı o değil mi? Günah işlersin, çıkartırsın. Bunlar her hafta günah çıkartıyor. Ne işliyor ki her hafta? Lan Çek Cumhuriyeti, Çek Yadası. Tabii illaki vardır yani. Ayrıca 2,5 euro yani. O kadar da pahalı değil. Aa, şurada yedim. Şu en köşede şurada. Çıkardım ama yemedim. Nasıl yani? Isırdıktan sonra bir ısırık aldın, yutmadın mı yok, yani? Yok yok. Yok, domuz pastırması var ya, görünüşü filmlerde gördüğümüz. Ben hamburgerin içinde onu gördüm. Direkt arkadaşa verdim, o yedi. Hristiyan piç yedi. Peki aynı restoranttan başka bir hamburger daha aldın mı? Yok. Hamburger, patates, kok. Oğlum sen ne zaman bitiyor senin bu şeyin? Ben yarın gece yolcuyum abi. Ama Türkiye'ye değil. Nereye? Yapıyor ya bir daha. Bu salak oğlum bu çocuk. Polonya'ya ben. Polonya'ya kaçar. Arkadaşım var orada. Beni gezdirecekmiş. Bak ben neye... Bak sana asla bir sistemim yok. Neye sistemim biliyor musun? Evet. Bu yeşil pasaportun sana hak görülmesine benim sistemim aslında. Hiç senlik evet. Bir durum yok. Bu nimeti şu an anlıyorum harbiden. Verirsen abi çok böyle bir çocuğa yeşil pasaport. Bu çocuk gider yani, anladın mı? Günah da çıkartır. Satanist olarak geri dönecek. Ondan sonra da Budapeşte'ye gidiyorum, Macaristan. Senin dönüş ne zaman? 16'sı. Berlin'e ne zaman gidiyoruz? Nereye? Berlin. Amsterdam, pardon. Amsterdam'a gidiyoruz derken sen gittin kanka, gezmişsin yeteri kadar. Bence senin artık Amsterdam'a gitmeye ihtiyacı kalmamış ben gibi. Ben istiyorsan direkt buradan geçeyim Amsterdam'a, çok ucuz zaten. Orada buluşun.
Ha. Ne kadar peki oradan geçiş? Buradan şehir dışı yolculuklar 600-700. TL mi, dolar mı? Da var. TL. Otobüsle mi, trenle mi? İkisi de yakın fiyatlar. Bir de Uber gibi bir sistem var. Arabayla yoldaşlık yapıyorsun. Şoföre bir de para veriyorsun. Daha ucuz onlar. Öyle yap. Belki yolda başka diğer müşterilerle i̇şte arkadaş olursun. Zor bulunuyor. Öyle yaptık. Slovakya'dan Viyana'ya öyle geldik de. Buraya kimle, göre gelemedik. Kimle kim vardı mesela arabada? Yeni arkadaş edindiniz mi? Yok ya, biz 3 kişi gittik. Bak şu 2 tane lavuk. Siyah ceketli, bir de sağındaki. Siz bana kaç selam vereceksin mi? Kaç kişisiniz? Baran kardeşim, kişiyiz. Selamlar. Merhaba. Nasıl gidiyor? Türkçeyi unutmuşsunuz amına koyayım hepiniz. Türkçeyi unutmuşsunuz diye duyuyorsunuz zaten. Unuttuk ya. Baştan bilmiyorduk ki. Senin Mamecim, arkadaşların senin okuldan arkadaşların mı? Evet, üniversite. Gitmediğim üniversiteden arkadaşlarım. Burası neymiş lan orası? Şato gibi olan yer. Burası kilit katedral değil mi? Burası katedral. Katedral ama giremedik ya. Ama çok geride girdik ya katedrale. Oraya gösterdim, şuraya girdik işte. Buraya girdik bugün. Günah çıkarttım da şu an nötrledim. Benim günah işlemem lazım abi, ne yapayım? Yarın Krakow'da Bakire Meryem Kilisesi'ne çıkartacağım günahımı. Yarına kadar bir günah lazım o zaman sana. Birkaç günah işlemen evet, lazım. Evet, lazım. Var mı tavsiyen? Tövbe estağfurullah. Mert'in vardır ya. Mert işlemiştir Amerika'da. Şey olmuyor mu? Vermiyor. Buradan parasını göndersek hani 2,5 euro ben gönderim Çağrı abimin günahlarına. Ha, benim adıma oluyor, çıkmaz mı? Oluyor, online oluyor abi. Adamlar iş sistemi çözmüş. Ama günahın çoktur. Sen 250 euro yolla Çağrı. Mert? Beyefendi çözüyor abi hepsini. Mami hemen halletsin. VIP servis. Tamam Mert. Kiliseye girdiğinde selamun aleyküm deseydin de şeklini belli etseydin. Yok abi, onunla yapmaya götüm yemedi ya. Allah Allah. Ama dua ettim. Şeyde dua ettim. Viyana'da dua ettim kilisede. Kadının biri alkışladı abi. Orada ayin yapılıyor. Bitince alkışladı. Neden? Çok beğenmiş ayini. Sonra kadını çıkardılar dışarıya. Bizde daha amına koyayım Trabzon uçağında uçak indi diye alkışlamıştık biz de yıllar önce. Ben ilk defa orada ne oluyor dedim ya. Uçakla indik, alkışladılar böyle. Hep beraber. Ben de aynısını Japonya uçağında yapayım. Deneyeyim dedim. Kimseye şikayet etmeyince durdum ondan sonra. Garip bizim toplumlarda demek ki. Bir kendini göster ya. Hiç görmedik seni. Özlemişizdir. Bir göster. Gösteriyorum. Oğlum senin telefonun ne oğlum ya? Ne oğlum, ne ya? Kötü mü? Ben kendimi çok etkiliyorum. Lan çok kötü i̇nternet mü ne olayım, demek ya? Olayım. Ne internetten? 5G var oğlum burada. Kudurma orada evinde. Ya bu nasıl 5G? Aptala bak. Bak gözümle gözümle gözümle. 5G oğlum, ben oradayım bak. 3G görüyorum yani. Abi nasıl ya uzak... 5G ya? Oğlum bir dakika, sabit tut kamerayı, çok sallıyorsun. Siz bir server değiştirsenize. Server şey ya kardeşim, bizim serverla mı alakası? Sen Minecraft'a döndün. Hasan, senin tuşta mı bekliyor elin? Sen nasıl bu kadar hızlı server değişiyorsun? Bir server'ı çekmeyi alın. Harbi çözdüm. Bak şimdi ya, güzel oldu işte. Tamam, Mami gel, peki bu stil ne ya Mami? Nasıl abi? Normal Avrupalı stili. Şerefsiz Avrupalı stili, bunu Avrupalarda böyle. Abi Avrupalı mı diyorsun kendine? Evet, Avrupa'ya geldik abi, yapmak lazım. Dostum yapmıyorum. Avrupa'ya giderken madem böyle stil yaptın da buraya Ataşehir'e gelirken niye böyle geldin, saçların uzun? At kuyruğuyla yapmıştın. Abi. Sen hatırlıyor musun senin bana geldiğin günkü şeyi, tipini? Hatırlıyorum. Yeni düğün, yeni tarz abi bundan sonra. Bakayım mı? Dur, kamerayı çok oynatma. Bir sabit dur ya. Yine görüntüm bozuldu. Bir tut kamerayı. Biraz uzaklaştır, tut. Sabitim. Dur, ışığı ayarlayayım. Gitti, komple gitti görüntü. Şu an nasıl? Daha geldi. Bekle. Burada biraz Rotterdam bekle, alalım. Böyle bekle. Rotterdam'ı al abisi. Seni Rotterdam'a alıyoruz. Otelin hazır. Heh. Ya Rotterdam'ı buraya alsa ya. Lan yok, en yakın olsa da şu an. He, tamam. Mami sen değişik bir tarz yapmışsın lan. Güzel olmuş aslında. Yakışıklı olmuşsun.
Eyvallah abi, sağ ol. Senin güzelliğin. Saçların falan böyle bir değişik olmuş yani. Evet, kısalttım. Sen oraya yaramazlığa ya. Gitmişsin gibi bir hissiyattayım ben şu anda. Hayır abi, günah çıkarttın diyorum, ne yaramazlığı ya. Ulan çıkaracak günahın yok işte, acaba önce günaha mı girdin abi, diye düz düşündüm. Şimdi 20-25 bin adım atıyoruz ya. Seni anlıyorum şimdi Japonya'da. He işte ben de Japonya'da 20 bin adımdan aşağı atmıyordum. Çok kötü, çok kötü. Bir de şöyle düşün, sırt çantasıyla falan yürüyorduk biz bir de, yani kamera setup'ı da vardı. Biz de işte bir gün sırt çantası, bir gün normal. Nerede kalıyorsunuz? Bir tane hostel bulduk abi, herkes genç, ortam harika da. İşte şey, çok yorgunuz, hiçbir şey yapamıyoruz. Nasıl yani, yok, ortam yok. Harikadan kastın ne? Nerede ortamı var ki otelin? Ne bileyim, her gece lobide mobide içki oyunları yapıyorlar, oyun oynuyorlar. Takılıyor gençler. Salak, katılsana oğlum onlara. Yatıyoruz abi, yatıyoruz, çok yorgunuz. Direkt yatacağız gidip. Öyle işte. Siz ne yapıyorsunuz? Bak, fotoğraf çekiyor. Soyunma cezalı alkol shot mı atıyorlarmış? Evet evet, şey fanfini finifon yapıyorlar bir de. E katıl, kız erkek oranı nasıl peki otelde, hostelde? Eşit gibi bir şey ya. Dün kızın biri elbiselerini giymiş, şarap içiyordu. 7 dolarlık oteldeki keyfe bak dedim içimden. 7 dolar mı lan otel? Evet abi, gecelik. Harika, çok ucuz. Oğlum 7 dolar harbi ya, ucuzmuş. Buradan Antalya'ya tatile gitsem daha pahalı. Salak, zaten daha pahalıdır. 7 dolara otel bulduysan, bir de otelde böyle etkinlikler evet. Oluyorsa her türlü ucuz. Sen ucuz, şimdi oraya ucuz, uçak bayağı. Biletini kaça aldın? Anlat bakalım. Yani buradan gitmek isteyen arkadaşlar varsa. 1300 TL. 1300 TL. Bir tane uçak bileti aldım. Bileti olan Ryanair'e baksın. Ryanair. Tamam, reklam yapma lan onlar. Reklam yapmasaydın keşke de. Otobüs gibi, İETT gibi abi. Kalkıyor, indiriyor, gidiyor. Hemen başka yolcu alıp geliyor. Öyle bir otobüs. Ay, uçak. 1300 liraya uçak bileti aldın. Gidiş dönüş. Gidiş dönüş 1300 lira. Nasıl olabilir ya? Ben de onu dedim. Dedim ki gitmezsem mallıktır dedim. Lan bugün bir orta olgunluktaki bir kırlangıçım, uçuş masrafı bile daha pahalıdır ya. Kendi evet. Uçabiliyor yani, düşün. Doğru. Suyu var, bilmem nesi var, molası var bu kırlangıçın yani. Sen nasıl 1300 lira gidiş dönüş alabiliyorsun ya? Evet haklısın abi, ben de onu dedim, geldim işte. 1300 liraya yol parası verdin. Okey. Bunu okey. Başka evet. Ne masrafların oldu anlat. Şehirler arası yolculuk. 600-700 lirada ortalamasına. Şu an 2 kere yaptık. 2 kere daha yapacağız. Toplam 4-5. 4 ya da 5. Ona 3-4 bin lira de. Tamam. Otel ortalama gecelik 10 euro de. 4 ya da 5 gece 50 euro de. Bu kadar. Main masraflar bu. Onun dışındaki harcamaların sana kalmış. Tamam oğlum, 5, 6, 7, 7.5'a falan geliyor senin total oradaki harcamaların, yani ekstraların hariç. Ya de keyifli harcayacaksan 5000'de burada ye. Kıyafet, mıyafet. Bu arada ucuz abi bura. Euro 35 olmasına rağmen oğlum, yeme içme, çok pahalı değil. Yeme içme nasıl mesela? Bir yeme içmeye kaç para ödüyorsunuz? Bak bugün bir hamburgeri 160 krona aldık. Çek kronu. Bir kron. Ya hesaplayamıyorum ama benim beynim yandı ya. Çok zor. Hasan baksana. 160 kron oldu? Kaç TL? 221 TL. Bakayım. Bak mesela çok ucuz. Çok normal bence buraya göre. Bir de burası meydan. Turistik bir yer. Evet, yani aşağı yukarı 7 dolara falan mı yiyorsun? 7 dolara da yersin. 15 dolara da. Five Guys'a gittim Viyana'da. 25 euroydu. Mesela o pahalıydı biraz. Ama değdi mi değdi. Viyana'da niye kalmadınız lan? Viyana'da bir gece kaldık. 2 gün gezdik. Nasıldı? Alp dağlarına çıktınız Viyana. Mı? Yok. Ona yetişmedik. Müzeye girdim. Onun dışında her yeri gezdik. Şu ana kadar kaç ülkeye gittin yani? Çekya, Viyana. Slovakya. Slovakya'da çok gezmedik ama. En güzel yer şey neresi? Ne abi? En güzel yer neresiydi şimdiye kadar gittiniz? Bence Viyana buradan daha güzeldi. Ama şey, Krakow da çok güzel diyorlar, Polonya. Polonya'ya gideceksin. Budapeşte de çok ucuz diyorlar. Oraya da daha şu an şey yapmadım, sıralamadım. Senin dönüş ne zaman ve nereden olacak yani? Şimdiki 16'sı Slovakya'dan döneceğim. Slovakya'dan indim, Slovakya'dan döneceğim geri. Polonya'dan sonra Slovakya'ya mı dönüş?
Polonya'dan sonra Macaristan, sonra Slovakya. Slovakya'da Bianca bizi getirdi sağ olsun, Bianca Lady. Bayağı samimi olduk kendisiyle. Bana Viyana'da uygulama falan indirdi, yardımcı oldu. Öyle işte. Bianca kim ya? Bianca uygulama dediğim uygulama işte. Uber gibi olan. Bizi aldı sağ olsun, götürdü. Ha. Güzel. Toplu taşıma 1 euro 2 euro. Ucuz bence. Normal. Peki siz nereye geziyorsunuz böyle? Şu an bir yere gezmiyoruz. Bugün sabah çıktık, her yeri dolaştık. Daha dolaşmadığımız yerler var. Onu da yarına bıraktık. Seks müzesine gideceğim inşallah. Sonra günah çıkartacağım. Ama seks müzesine gidersen sana kal diyebilirler sana. Seks müzesinin bir parçası olmanı isteyebilirler. Aşırı seksisin. Abi yani eyvallah eyvallah. Fiyatımı söylesinler. Düşüneyim. Sana oradan bir teklif gelebilir yani. Sen bu müzede çalışır mısın? İnşallah gibi. Bakalım. Bakalım. Story atacağım abi orada. Banlanır mıyım Insta'dan ya? Banlanabilirsin dostum. Çok böyle apaçık atarsan. Ben biraz baktım da apaçık bazı şeyler. Orta çağdan kalma aletler var. Elin boş dönmesin. Abine de getiririz bir tane oradan bir alet. Bakalım. Hostel güvenli mi? Bak bir soru gelmiş. Hostel güvenli mi çağırır? Sorar mısın bir kadın için tek gidilse? 18 yaşındayım demiş. Hostel bayağı güvenli ya. Çok çok büyük abi hostel. 21 katlı. 7 dolara. 21 katlı ya. Çok kalabalık, çok büyük. Genç nüfus mu hostel? Genellikle böyle genç nüfus full mu? Genç. Full genç. Tayvanlısı var. Baba her yerden var yani. Ben Tayvanlı gördüm. Ha, dili nasıl çözdün? Dili. Çek ya da İngilizce bilen çok az. Ama şeyler anlıyor. Çalışanlar anlıyor bizi. Viyana'da İngilizce akıcı, herkes konuşuyor. Ben de konuşuyorum. Güzel. Güzel. Yes. Evet, iyiymiş İngilizcen. Eyvallah abi, bak anladın zaten. Anlıyorsun. Direkt anladım bak, ben mesela. Bak şurada tayı masajcısı var da. Çok yoruldum, yaptıralım diyorum. Bizimkiler yok diye utanıyormuş. Neyden utanıyorsun? Hadi göster bakayım tayı mesajını. Tayı mesajı göstereyim. Şurada 10 euro abi, nasıl sence? Git bir yaklaş bir görelim ya, nasıl bir yermiş. Bir göster bakalım. Gidiyorum. Erkekler mi yapıyor, kadınlar mı yapıyor? Neydir yani? Dirsek bastırıyorlar mı? Ben kadın gördüm. Bir ama git... sıkıntısı şu. Vitrininden gözüküyor yani masajı yaptıran kişi. Ben onu anlamadım yani. Halka mal oluyoruz. Biraz. Bak. Yaklaş yaklaş, daha görünmüyor. Birisi yapıyor, dur. Hello. Birisi yapıyor. Lan ne hello diyorsun oğlum insanlara? Abi burada herkes böyle. Bak bu da. Bu da bu da. Aa, pediket mi işte. O? Binsene pedikete. Bu da. Bu da mı? Aa, pedikep lan, eşek Mert. Mert pedikepi görünce canı çekti herhalde, pedikep çekti canı. Bizimki 6 kişilikti, bu 2 kişilik gibi duruyor. Bu 2 kişilik aynen, belli, küçük. Bak, dayıma bak, yaptırıyor, keyif almış elin iPhone'unu. Köremiyoruz ki, bana benim sunucu değişeyim. Bana bak da dik dik, ben kaçayım. Oğlum desene, ben yaptırmak istiyorum de ya, gir içeri yaptırmak istiyorum de. Nereye geldik lan? Hindistan, sakin ol. Ha, tamam sakinim. Bir döndür arkanı, az önce net değildi, arkanı döndür. Ha. Bak 9.99. Böyle. Bir dakika, sabit tut bir netlesin, sabit tut bir netlesin. Sabitim şu an. Hani sen görünmüyor. Mikro mu yok ya? Ben bir daha bir Rotterdam'a geçelim. Bekle, bir Rotterdam yapıyoruz. 600 lira kesiyorum. Nesrin'in mobil yayını gibi oldu bu. Yani enteresan bir ortam işte yani. Konsept. Bir şey söyleyeceğim. Yaptır ya. 10 dolardan ne olacak? Bizimkiler okey değil abi. Sen tek yani yaptır oğlum. Onlar gezeceğiz. Sen yaptır, onlar bir yere gitsin, sen peşlerine gidersin tekrar. VIP room varmış ve gruplara da indirim varmış Mami. Yok abi, ben burada bak tam en ön vitrinin en öndeki koltuğunda yapacağım, beni görsünler.
Ha, piyasa yapacaksın. Bence gitmişken yaptır tayı mesaj. Ya, lan sen yaptırmışsın abi, nasıl? Rahatlatıyor mu? Harbiden ayaklarım çok kötü. Harbiden güzel geliyor bak, çok ciddi söyleyeyim sana. Açıyorlar yani o kemiklerini falan böyle. Yarın düşüneyim ben onu. Yarın sabah erken çıkacağız yola. Dur ben bir yürüyeyim şöyle. Yürümüştüm de size göstereyim. Orada saat kaç lan şu an? 2 saat geri bakayım. Yani siz bakın işte. Asıl meydan orası. Onun dışında yarın gideceğimiz kalabalık yerler olacak. Onun dışında çok kalabalık bir yer yok. Burada Balmumu Müzesi var. Güzel. Ünlülerin. Ama daha saat 9.30. Sanki birazcık hareket azalmış gibi yani. Gece hayatı biraz düşük gibi geldi. İyi, yok. Ben de hiç görmedim gece hayatı. Pazar Viyana'da da bugün ya. Viyana'da da çok yoktu. Ya tabii Viyana'daki meydan bu saatlerde çok daha kalabalıktı. Yani baktığında İstanbul'da bile böyle belli başlı yerlere gitmen gerekir ya bir pazartesi akşamı. Bilmeden nasıl gitsin mami şimdi orada? Olsun oğlum, burası ama turistik bölge. Niye burada İstanbul'da? Burada yerli çok çok az var burada. Ne zaman olursa olsun çıksın Kadıköy falan hep aktiftir yani. Buradan aşağısında çok bir şey yok ya. Daha boştur. Sizin otel yakın mı buraya? Yok, bu Bolt diye bir uygulama var. Taksi, onunla gidip dönüyoruz. Güzel, alışmışsın valla. Dönüş ne zamandı kardeşim? Bugün ayın 11, 12'sine gireceğiz. 16'sı. 16'sında dönüş. Evet, ben alıştım ya. Başka bilmediğim bir Avrupa ülkesine koy, kaybolmam. Ya, sistemi çözdüm çünkü bütün Avrupa'da aynı uygulamalar, aynı sistem, her şey. 16'sı dönüş. Açar, demez mısın? 10 kere sordun. Özür dilerim. Tamam, özür dilerim 10 kere sorduğum için. 16'sı dönüş. 16. Sen 16'sına dönüşsen. Aynen 16. Biz Hollanda'ya ne zaman gidebiliriz acaba? 16'sı. Dönüş benim. Yani bizim Hollanda'ya gitmemiz ay sonunu bulur. Bu ayın sonunu bulur. Yayın saati falan filanı bir tamamlayayım, öyle gideriz yani. Olur abi, sen bilirsin. Orada da açacağımız için yayın sorun olmaz herhalde. Oğlum orada açsak kaç saat açabilirsin ki yani Hollanda'da? Hani açtın 3-5 saat açarsın yani, de Japonya gibi her gün her saat açamazsın yani bence. Çünkü çok content olduğunu zannetmiyorum. Ama travel yani, yayını yani. Bence de çok yürürüz. Gezilecek aynen, yerler. Şimdi böyle yayın açsan 1-2 saat yapabilirsin mesela buradan. Anladın mı? 2 saat yürürsün. Biter yani, content yok ki. Ama orada şey, seks tiyatrosu varmış canlı. Oraya da kamera sokmazlar işte. Canlı yayını da sokmazlar oraya. Ha. Sen bilemem. Niye böyle sürekli seks tiyatrosu, oyuncak müzesi, seks oyuncaklar müzesi? Bunları niye araştırdın? Abi gitmişken görmek için ya. Gitmişken değişik bir yani. De ye bari orada bir tane bir şey der. Domuz eti de yeseydin. Ye, madem yiyemiyoruz, madem görelim dedim ben de. Anladım. Bak sana bir tavsiye dostum. Harbiden otelin evet. Otelin etkinliklerine katıl derim. Doğru diyorsun. Ona söyle o müziği kapatsınlar birazcık. Kafam şişti. Efendim? Otele geç gideceğiz. Sabah erken kalkacağız. Yetişilmiyor. Yani buraya bir hafta gelsem tatile, ülkeyi gezmesem çok mantıklı. Oğlum manyak mısın ya? Orada gezecek bir şey kalmamış artık. Bir bırak. Oteline dönsen bak, sen abini dinle. Kaldı. Daha var abi. Burada nehir var. Nehrin bir kıyısı bura. Diğer kıyısı kale var, köprü var ünlü. Teleferiye bineceğiz. Dostum sen abini dinle. Bak Çekya'dasın. Bu fırsat her zaman gelmez. O otele git. Onlara katıl. Anladın mı? Alkollü söyleme içeceğini. Normal portakal suyu söyle. Alkolsüz iç. Aynen. Doğru. Ramazan ayındayız. Ekstra günah. Doğru. Sen beni dinle. Otelde takıl derim ben sana. Bugün bir kolaçhane diyeyim bakayım. Bir sağa soluna bak. GoPro satan mekanlara bak. Kimler GoPro alıyor, anladın mı? Gerekirse düş peşlerine. Daha GoPro'lu birini görmedim ya. Bir görsem. He. Sağa sola iyi dikkat edin ha. Çalı çırpı, ormanlık alanlar falan. Oralara gözünü aç yani, anladın mı? Sağına soluna. Doğru açıyorum.
Elinde kamera var şu an. İnşallah yanlış anlaşılmam. Hiç ne olacağı belli olmaz çünkü. Var mı başka merak ettiğiniz bir şey? Bir de fake taksiyi merak ediyoruz. Gerçek mi kurgu mu acaba? Yol kenarında falan denk gelirse bin bakalım. Bize canlı bağlan. Tamam. Denk gelirsem bineyim. Video tamam. Da çeksen olur. Yok, video çekmesine gerek yok. Zaten düşer video, o video oradan ya. İzleriz. Aynen. Tamam. O video düşer. Ercan illaki karşılaşır o videoyla. Tamam dostum. Dönüş ne zamandı senin mamicim şimdi? Abi dönüş 16'sı benim. 16'sında dönüyorsun yani. Bugün ayak açı 11'i 12'sine bağlanacağız birazdan. 4 günün daha var o zaman. Evet, 4 gün 2 ülke daha var. Tamam. Döndüğün zaman gelirsin İstanbul'a. Amsterdam'a hazırlanırız. Sen okul okul bıraktık değil mi okulumuzu? Saldık o zaman. Okulumuza devam ya. Uzaktan destek. Oğlum 16'sıymış dönüş. Niye anlamıyorsunuz? Peki şimdi Mabicim sen ne zaman dönüyorsun tam olarak? Mert de yaptığına göre. 16 Mart. Tamamdır. Tamamdır. Var mı bir isteğiniz? Mamicim. İsteğimiz yok. Oradan bir isteğiniz var mıdır? Yok, keşke biz de oralarda olsaydık. Şimdi mobilyan yapardık diyorum sadece. Evet, o otel o hostel etkinliğinde mobilyanla çıldırmaca bambaşka bir gece olabilirdi. Bak yemin ediyorum kesin. Orada olsam hosteldeki gençlerle beraber yayın yapardım. Yapardın abi, güzel makara vardır orada. Ya orayı merak ediyoruz şimdi. Bu kültürel etkinlik. Gördüm. Şimdi bal mumu heykellerini tamam eyvallah. Ona da bakmayalım diyor. Ona da bakalım ama. Tabii abi, buraya al baktım. Astronomik saat. Geldim, çektim. Ne yapayım? Ne yapayım? Saati mi takip edeyim 7/24? Ne yapayım yani? Bu kadar. İyi bakalım. Tamamdır mamicim. Evet. Başka bir sorunumuz başka yok. Bir şey, başka bir ülkeden gittiğimde saatler uyuşursa bağlanırım. O zaman yarın yayın açarsam? Yarın da Prag'dayım. Ertesi gün. O zaman sen ben yayındayken... Hasan bana yazar yayın olacağı gün. Ben ona göre... Garip bir yer aynen, bulursan, garip bir yer bulursan sen talep et aynen. Yayına bağlanmayı. Tamam, Hasan yayının olduğunu söylesin yeter. Tamam. O zaman ben kaçıyorum. Tamamdır kardeşim. Hadi Allah'a emanet ol. Haydi bay bay. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz mami, iyi eğlenceler. Dikkat et orada kendine, bir ihtiyacın olursa ara. Eyvallah eyvallah. Tamam haydi bay bay. Hadi bay bay. Allah kabul etsin mami. Amin size de hayırlı sağırlar. Biz de açmadık. Tamam gel haydi, açtıracağım bay bay. Ben sana. Hadi bay bay. Tamam haydi bay bay. 16'sı dönüyorum. Tamam. 16'sı onu merak ediyordum. Tamam 16'sı dönüyormuş. Tamam. Güzel. Bak ne güzel gitmiş. Yani o uçak 1300 liraya aldığı uçak, birisi çete yazdı. En fazla düşen uçak markasıymış. Evet onu... evet zaten en çok düşen oymuş. Bir de mülteci taşıyan uçakmış. Ha o bilgi yoktu bende. Aynen. Dönüş 16'sıymış arkadaşlar. Yok şeye hesaplamaya çalışıyorum bir yandan. 16'sında dönse benim vizem 17'sinden 18'inden sonra başlıyor zaten. Bir aylık ama vize. Ben ay sonuna doğru gideyim ki. Çünkü ayın tam ortasına gideceğim. Hem böyle şey olacak falan filan. Ay sonundan bayrama kadarki olan aralıkta gitmeliyim gibi hissediyorum. Hani oraya gidelim zaten çok kalamayız. Yani bir hafta tık tık sağa sol yapalım gelelim kafasındayız. Yani ayağımız alışsın. Bir dahakine bu sefer...